Evet, Jülide üçlük atış denemelerinin yüzde yirmi beşini sayıya çeviriyormuş. Jülide ısınmak için sayı yapana kadar üçlük atıyor. Bu bahsi geçen mevzunun geometrik rassal bir değişken olduğunun işaretidir öyle değil mi? Neden diye soracak olursanız size başarılı olana kadar kaç tane deneme yapmalıyım sorusuna cevap veriyor da ondan derim. Peki, M Jülide'nin ilk üçlük atışını yapana kadar yaptığı denemelerin sayısı olsun. Evet, başarılı olana kadar yapılan atışların sayısı da denemelerin sayısı olarak rassal bir değişken tanımlıyorlar. Her atışın birbirinden bağımsız olduğunu varsayın. Bu da bir atışın başarılı olmasının olasılığının bir önceki atışın sayı ya da ıska olup olmamasına bağlı olmadığı anlamına geliyor. Jülide'nin sayı olan ilk üçlüğünü üçüncü denemede atmasının olasılığını hesaplayın demişler. Her zamanki gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi şimdi bir de birlikte çözelim. Ne diyorlardı? Bir olasılık hesaplayacağız değil mi? M, Julide'nin ilk başarılı atışına kadar yaptığı denemelerin sayısıydı. Bizden M'nin 3'e eşit olmasının yani Julide'nin ilk başarılı atışını 3. denemede yapmasının olasılığını bulmamızı istiyorlar. M eşittir 3 olarak hemen not edeyim. Julide'nin ilk başarılı atışına kadar yapacağı denemelerin sayısı neymiş? Evet 3. Peki bu olasılığı nasıl hesaplayabiliriz? İlk ilk iki atışı kaçıracak, üçüncüsü de sayı olacak, öyle değil mi? İlk atışı kaçırmasının olasılığı ne? Atışın sayı olmasının olasılığı 1 bölü 4 ise, kaçırmasının olasılığı da 3 bölü 4'tür. Birinci atışı kaçırdı, çarpı, evet ikinci atışı da kaçırdı ve çarpı üçüncü atışı sayı yaptı. Evet işte bu kadar. Iska, ıska sayı. Hadi bunu bir hesaplayalım. Bu işlemin sonucu 9 bölü 64'tür, öyle değil mi? Ondalık sayı olarak ifade etmek istersek hemen hesap makinemi çıkarıyorum. 9 bölü 64, evet yaklaşık olarak 0,14 ediyor. Bu sonucu ilk başarılı atışın üçüncü denemede gerçekleşmesinin olasılığı %14'tür olarak da yorumlayabilirsiniz.